Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi beşik gibi sallanıyor. 5,5 büyüklüğündeki iki deprem arkasında ağır bir bilanço çıkardı. Ayvacık ilçemizin 13 köyü depremden etkilendi. Toplam 238 ağır hasarlı konut, 75 hafif hasarlı konut, 31 ahır ve depo tespit edilmiştir. Can kaybımız yoktur. Yetkililer hasarlı evlere kesinlikle girilmemesi yönünde çağrı yaptı. Artışlar devam ediyor. Yapı stoğumuz kötü. Çünkü geleneksel taşlarla, kerpiçle evler yapılmış. Çok az bir depremde bile zarar görebilir onlar. Onun için biz uyarıyı yapana kadar kesinlikle evlerine girmesinler. Vatandaşların geceyi geçirmeleri için çadır kent kuruldu. İlçenin tamamı geceyi sokakta geçirdiği için çadırlar yetersiz kaldı. Çadırlar dolu mu hep? Dolu bak, alanlarda kaldık. Bulamadık bak, evlerinde kaldık, çadırlarında kaldık. Sabah 7'den beri deprem oldu bak, ayakta. Ayakta 24 saattir. Gün boyu çok sayıda deprem yaşayan vatandaşlar korkularından uyuyamadı. Korktuk, evlerimiz göçtü, kaldık alanda, üzüldük. Saat gece yarısı oldu, sabah 6.30'da kalmıştık hala. Hala uyuyamıyoruz bak, saat kaç oldu? Saat kaç oldu ama uykumuz bile gelmiyor. Giremiyor musun içeri? Giremiyoruz. Neden? Korkudan. Sabah gibi alttan bir vurdu, ondan sonra bir sağ, bir sol, bir doğu, bir batı derken sallandı. Hani yerle bir öldük dedim artık dedim. Kurtulma şansımız hiç yok dedim. Diken üstünde duran Ayvacık sakinleri sabah deprem şokunu bir kez daha yaşadı. Saat 5.24'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sabaha karşı bir evet, deprem oldu, hissettik. Evet hissettik. Zaten uyumadık ki. Birer saat falan uyuduk. Korktunuz mu? Evet, çok korktum. Yeni deprem yeni hasarları da sebep oldu. Yani bak dün sabah olduğunda bak bu kadar değildi bu. Ondan sonra şu çatlak yoktu. Bir hızlı oldu, ondan sonra iki kere daha ayrı oldu. İki defa bayağı hızlı oldu, ondan sonra... Bu hızlı olan ne oldu işte, burası öyle yıkıldı. Uzmanlar daha büyük bir deprem ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Tarihte geçmiş zamanda o normal faylarıyla ilişkili diğer doğrultu atımlı segmentler üzerinde 7 büyüklüğünün üzerinde depremler meydana gelmiş. Dolayısıyla bunun günümüzde de bu stres artmasından kaynaklı tekrarlanabileceği olasılığı üzerinde duruluyor.